Evet sevgili öğrencilerim, tekrar dersime hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler, ben de iyiyim. Evet, bugün anneler günü. Hepinizin annelerinin anneler günü kutlu olsun. Evet, bugün dördüncü sınıflarımız için ne yapacağız? Ee, Referans book altıncı üniteyi işledik, bitirdik. Şimdi aktivite book'u yapacağız tamam mı? Aktivite book'tan 6. üniteyi açalım çocuklar sayfa 33. Hadi bakalım. Aktivite book sayfa 33. 6. ünitemiz. Evet, buradayız. Şimdi burayı nasıl yapacağız? Evet, şimdi burayı şöyle yapacağız. Biraz büyüteyim. Şimdi burada 10 tane resim var biliyorsunuz, görüyorsunuz, görseller var. Bu aşağıdakilerden hangisi bu görsellerle ilgilidir onları bulacağız tamam mı? Şimdi bunların zaten ne olduğunu bir hatırlayalım mı? Fold, katlamak, evet melt, erimek, eritmek, experiment, deney yapmak, scientist, bilim adamı, fill, doldurmak, mix, karıştırmak, plant, bitki, bitki dikmek, water, sulamak, cover, örtmek, shake, sallamak, çalkalamak. Hatırladık mı? Evet, şimdi bunlara göre hemen başlayalım mı? Şöyle biraz büyüttüm rahat görmek için. Şimdi birden başlayalım. Bir de ne yapıyor çocuklar? Evet, ne yapıyor bir de? Bakın burada sanki kek yapıyor. Keki de mikserle ne yapıyor? Karıştırıyor. O zaman buna biz mix diyebilir miyiz? Evet. Bakalım doğru mu? Evet. Oraya bir yazıyoruz. Tamam mı? One. Geldik ikinci görsele. İkinci görselde ne yapıyor? Bak çiçekleri suluyor. Sulamak neydi? Water. O zaman buradan buluyoruz. Hop buraya iki yazıyoruz. Okey. Geldik üçe. Üç. Burada kardan adam ne yapıyor? Bak güneş çıkmış. Kardan adam eriyor. Erimek neydi? Melt. Okey. 3 yazdık. Geldik 4'e. 4'teki bu resimdeki adam kim? Elinde de böyle bir çubuk. Profesör değil mi? Neydi? Bilim insanı yani. Bilim adamı. Evet. Scientist. Yazıyoruz. 4. Geldik 5'e. 5'te elinde bir şişe var. Şişeyi ne yapıyor? Sallıyor, çalkalıyor. Sallamak ve çalkalamak neydi arkadaşlar? Shake. Bakalım doğru mu? Evet. 5 yazdık. 6. Altı. 6. görselde çocuk uyuyor. Annesi ne yapıyor? Üstünü örtüyor. Örtmek neydi? Evet, cover. 6 yazdık. 7. görselde Yedinci görselde ne yapıyor? Çocuk. Evet. Bak. Kıyafetini katlıyor. Katlamak neydi? Fold. Güzel. Yediyi de yaptık. Sekizinci görsele geldik. Sekizinci görselde. Bak. Fincana ne döküyor? Evet. Ne dolduruyor? Süt herhalde o veya su. Neyse. Dolduruyor yani. Doldurmak neydi? Fill. Okey onu da yaptık. Dokuzuncu görselde çocuk burada ne yapıyor? Bakayım şöyle kitabımdan. Sen de kitabından daha rahat bakabilirsin. Şu an ekrandan rahat göremiyorsan. Dokuzuncu görselde çocuk deney yapıyor. Deney yapmak neydi? Experiment. Okey. Dokuz. Ve onuncu görselde bak adam ne yapıyor? Evet. Tohumları böyle ekiyor değil mi? Yani dikme işlemi yapıyor. Güzel. O da plant. Okey. Süperiz. Hadi geçelim diğer sayfaya. Sayfa 34. Hadi bakalım. Şimdi burada yan çıkmış. Siz kitabınızı şöyle düzletip tamam mı bakabilirsiniz. Evet. Ben de şimdi bunu böyle buradan tam düz çeviremediğim için düz çevirmiş bir halini açacağım size. Evet şimdi burada diyor ki bu resimde görüyor musunuz ben e, Düz çevirmiş halini açtım Bu resimde siz kitabınızdan iyicene Bakın resmi inceleyeceğiz Ondan sonra diğer sayfadaki e, Kaç tane 12 tane cümle var Tamam mı o diğer sayfada yani Kitabınızın şu alt bölümünde Ben de size göstereceğim şuradan Şu bölüm var ya Gördünüz mü ha, Şurayı yapacağız tamam mı Okey o alt bölümünde hemen cümleleri okuyacağız. Doğru olanları bulacağız ve tik atacağız. Tamam mı? Evet. O da burada. Onu da buradan böyle yaptım. Şöyle birazcık kendimi şuraya alayım. Şimdi bir de diyor ki The clock is in front of the pink and orange book. Tamam mı? Şimdi burada bakalım. Clock dediği saat. Diyor ki saat pembe ve turuncu kitabın önündedir. Doğru mu? Doğru mu? Doğru. O zaman ne yapacağız? Geleceğiz. Bire tik atacağız. Tamam mı? Atalım bakalım. Tikimizi. Şöyle tik attım. Okey. Güzel. Şimdi 2'deyiz. İkide de diyor ki the case are next to the mouse. The case, case anahtarlar demek. Anahtarlar diyor mouse'un bitişindedir. Farenin bitişindedir. Bakalım anahtarlar farenin bitişindedir. E, burada öyle bir şey yok. Anahtar şurası farenin bitişi fare falan yok. O zaman bu yanlış. Buna ne yapacağız? False bu çarpı atacağız. At bakayım çarpını. Güzel. Üçteyiz arkadaşlar. Üçte diyor ki the chair is in front of the desk. The chair, chair sandalye demektir. Sandalye sıranın önündedir diyor. Bakalım. Sandalye sıranın önündedir. Sandalye yani sıra derken masayı kastediyor. Hayır önünde değildir. O zaman buna da çarpı atacağız. False yanlış atalım çarpımızı. Evet. Dörtteyiz arkadaşlar. Dört de diyor ki The sandwich is on the chair. The sandwich. Sandwich on üzerinde demektir biliyorsunuz. Sandalyenin üzerindedir. Bakalım sandalyenin üzerinde mi? Hemen. Evet üzerinde. Doğru. O zaman buna tik atacağız. Okay. Şimdi geldik 5'e. The chair is behind the box. The chair is behind the box. Sandalye kutunun arkasındadır. Doğru mu? Hemen bakalım. Sandalye kutunun arkasındadır. Evet doğru. O zaman ona da ne yapacağız? Tik atacağız. Doğrulara tik atıyoruz. Yanlışlara çarpı koyuyoruz. Evet altıdayız. The bag is under the chair çanta sandalyenin altındadır diyor. Bakalım. Doğru mu? Sandalye şey çanta sandalyenin altındadır. Hayır, çanta burada, sandalye burada. Hiç alakası yok. O zaman buna da çarpı atıyoruz arkadaşlar. Değil mi? Güzel, devam edelim. 7'deyiz. de Yedide diyor ki the mouse is near the bag mouse fare çantanın yakınındadır. Bakalım. Öyle mi? Yo. Pardon. Fare. Ha, fare dediği şu mouse var ya. O. Evet. Yakınındadır diyor. Doğru. Çantanın yakınında. O zaman buna da tik atacağız. Değil mi? Bakayım şuradan. Doğru. Yakınında. Kitabından da baktım. O zaman buna da hemen dikkat ediyoruz. Şimdi the computer is under the desk. Bilgisayar diyor masanın altındadır. Bilgisayar masanın altında mıdır? Bakalım. Hayır, üzerinde. Yanlış. O zaman biz buna çarpı atacağız. Evet, the lamp, lamp lamba demek is between, between neydi? Arasında. The purple and yellow marks. Marks kupalar demek. Diyor ki lamba mor ve sarı kupaların arasındadır. Bakalım. Lamba, şurası lamba. Mor ve sarı kupaların arasındadır. Doğru. O zaman tik attık. 10'dayız arkadaşlar. Evet. 10. The, the envelopes are behind the bag. Zarflar envelopes. Zarflar are behind the bag. Çantanın arkasındadır diyor. Bakalım zarflar çantanın arkasında mı? Şurada zarflar var ama çanta aşağıda hiç alakası yok. O zaman false çarpı atıyoruz. Geldik 11'i. The green book is under the mobile phone. Diyor ki yeşil kitap mobil fonun altındadır. Mobil telefonun altındadır. Öyle bir şey var mı ya bakalım. Evet. Bakayım. Telefon doğru. Telefon yeşil kitabın altındadır diyor. Şey Pardon yeşil kitap telefonun altındadır diyor. Ters söyledim. Özür dilerim. Doğru. Bunu o zaman ne yapıyoruz? Tik atıyoruz. Doğru çünkü. Sonra geldik. 12. The computer is between the paper and the envelopes. Diyor ki bilgisayar ee, kağıt ve zarfların arasındadır. Bilgisayar kağıt ve zarfların arasındadır. Bilgisayar Kağıtların (paper) ve zarfların arasındadır. Doğru mu? Doğru. Evet. Buna da tık atıyoruz. OK. Şu şekilde gördük mü? Evet. Evet. Sayfa 35'i de böylelikle bitirmiş olduk arkadaşlar. Tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi geçiyoruz diğer sayfaya. Evet çocuklar. Şimdi referans book pardon referans book diyorum. Aktivite bu 6. ünitenin sayfa 33'ü yaptık. 34'ü ve 35'i yaptık. Tamam mı? Şimdi 36'dayız. Bu sayfayı diğer videomuzda yapacağız. Sayfa 37'yi de diğer videomuzda yapacağız. Tamam mı? Ondan sonra zaten 6. ünite bitiyor. Okey. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Have a nice day. Bye bye.